Medya Haber'den iyi akşamlar. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin daha çok dış dünyadaki durumunu, özellikle de Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini konuşacağız. Tabii bunların Türkiye iç siyasette yansımaları da gündemimizde olacak. Spiti'nin Türkiye ziyaretini de, o Türkiye ziyaretinde neler konuşulduğuna ilişkin ayrıntıları da Avrupa Konseyi'nde yapılan son toplantıları da değerlendireceğiz. İki konuğumuz olacak. HDP Milletvekili İşyar Özsoy ve Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci Yücel Özdemir. Her iki konuğuma da ben önce hoş geldiniz diyeyim. Sağ olun, teşekkürler. Hemen İşyar Bey'den de başlayalım istiyorum. Spiti'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili doğrusu sormak istiyorum. İmralı'ya gitmemesi, son ziyaretinde Türkiye'de birçok görüşme yaptı. Bazı kurumları da ziyaret etti. İşkence merkezlerinin de olduğu. Ancak İmralı'ya gitmedi. Bu tepkilere neden oldu. Siz bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şöyle bir durum var. Yani Spiti'nin daha önceki raporlarının sonuçlarına ilişkin iktidardan bilgi istediği, o raporlara dönük nasıl bir tutum sergilendiği, nasıl önlemler alındığını da sordu. Bunu da bir yanıyla pozitif değerlendirenler oldu. Sizin gözlemleriniz ne ya da bu konuyla ilgili bilgileriniz ne bizimle paylaşabileceğiniz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi, bizi izleyen bütün vatandaşları da selamlıyorum. CPT görüşmesi biz Pelecnas Uca vekilimizle birlikte Avrupa Konseyi'nde bazı görüşmeler yürütürken, biz oradayken, hani burada bakanlık bunu açıkladı. CPT heyetinin Türkiye'de olduğu, iki hafta kadar birçok cezaevine gittiğine dair bilgileri aldık. Orada da kendileriyle bir telefonla görüşmemiz oldu doğrusu. Genel Sekreter Yardımcısıyla detaylı da konuşma imkanımız oldu. Tabii Sayın Öcalan'ın avukatlarının bir açıklaması oldu. CPT'nin böylesi bir zamanda İmralı'ya gitmemesi tabii ki büyük eksiklik, eleştirilmesi gereken bir durum. En nihayetinde açlık grevleri var şu an tekrar maalesef 2 yıl sonra ve bunlar çok daha ağır bir hal alabilir önümüzdeki dönemde. Temel talep de tabii ki cezaevi koşullarının genel anlamda düzeltilmesi ama spesifik olarak da İmralı'daki tecrit uygulamalarına son verilmesi. Bu açıdan CPT'nin oraya gitmemiş olması bir eksiklik. Ancak aynı zamanda CPT bu defa aslında yani tahammül olmayan bir şey yaptı. Twitter üzerinden İmralı dahil hani bazı konuları hükümetle görüştüğünü açıkladı. Normalde CPT bunu yapmaz. Teknik bir komisyondur Avrupa Konseyi'nin, gider, ziyaretlerini yapar, raporunu hazırlar ve o raporu Türkiye'ye verir. Der ki hani bunu açıklayacaksınız, oradaki işte önerileri, talepleri de yerine getireceksiniz der. Türkiye'nin hala yayınlamadığı CPT raporları var ama yayınlananlar arasında geçen sene hatırlayacaksınız. Bayağı bir gündem oldu. Açıkça tecritin işkence olduğu, bir suç olduğu, uluslararası hukuka uymadığı ve bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğine dair gayet somut ve net ortaya bunu koymuştu. Sanırım ya bu noktada tabii hani oraya gitmesi, gelmesi Kürt kamuoyu açısından belli bir rahatlık, en azından bir bilgi, hani biliyorsunuz yani 1,5 yıldır neredeyse hiçbir görüşme yok. Bu pandemi sürecinde kısa bir görüşme olmuştu biliyorsunuz, hani can güvenliği vesaire. Fakat CPT'nin adaya gidip gitmemesinden daha önemli bir konu var. CPT zaten durumu tespit etmiş. Durum şu: tecrit işkencedir, uluslararası hukuka da aykırıdır, Türkiye yasalarına da aykırıdır. Bir an önce bunun ortadan kaldırılması lazım. Dolayısıyla burada yapılması gereken CPT'nin o adaya gidip gelmesinden ziyade Avrupa Konseyi'nin bir bütün olarak parlamentosuyla, Bakanlar Komitesi ile CPT kararlarının arkasında durması, bunu uygulatması. Önemli olan o, yoksa CPT 10 defa da gitsin İmralı'ya gelsin, CPT kararları uygulanmadıktan sonra çok bir kıymeti yok. Açıkçası bu eleştirilerimizi de biz kendileriyle de paylaştık. Onların ayrıntılarını da konuşalım isterseniz önümüzdeki dakikalarda. Çünkü ayrıca Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nun da bu konuyla ilgili yaklaşımları da gündemimizde olacak. Ama en nihayetinde CPT'nin oradaki
bu ziyaretinde en azından tahammül dışı bazı davranışlar sergilediğinde bu şekliyle öğrenmiş oldu. Ya bunu hükümete söyleyip açıkladılar. Yani bunu kamuoyuna açıkladılar. Gidip bu konu dahil görüştüklerini, bu daha önce yapmadıkları. Evet. Ama hükümetin de onayını alarak böyle bir yönteme gittiler. Bunu da bize söylediler yani. Görüşmek. Evet, doğrudur. Yücel Özdemir, sizinle de devam ederim. Size de biraz aslında bu spitinin biraz önce Şer Bey'in de söz ettiği tecritin bir işkence olduğunu, uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemesinin Avrupa devletleri açısından yarattığı sonuçları sormak istiyorum. Yani tescil edilmiş bir olguyu, bir işkenceyi söylüyorlar. Bunun dışında başka hak ihlalleri de vardı yayınladığı raporda Türkiye'ye ilişkin. Peki Avrupa devletleri açısından, Almanya açısından bir bütün olarak düşündüğümüzde gerçekten bunlar bir şey ifade ediyor mu? Özellikle devletleri yönetenler açısından diyorum, yani kamuoyu açısından değil. Bir şey ifade ediyor mu? Bu ifade ediyorsa ne düzeyde ifade ediyor? Peşine ne kadar düşüyorlar? Öncelikle herkese iyi akşamlar, izleyicilerimize de. Tabii ki olanlara baktığımızda bir değer ifade etmediğini görüyoruz aslında. Basına baktığımızda, Anadolu Ajansı'nın haberine baktığımızda Spiti geçen dönemden iyileşme olduğunu söylüyor hatta. Türkiye'deki cezaevi koşullarında iyi bir duruma doğru da gidiyor yani bir sürü dezavantaja rağmen. Bu açıdan ama evet, genel toplama açısından baktığımızda Avrupa Konseyi güvenirliğini giderek yitiriyor. Devletler de bunu çok fazla ciddiye almıyor bence. Özellikle devletlerin o izlemiş olduğu politikalara baktığımızda başka bir yöne gidiyor. Stipi eleştiriyor. Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değişik kararlar veriyor. Önemli kararlar veriyor. Ama bütün bunlar hepsi kağıt üzerinde kalıyor ve fiili olarak uygulanma aşamasına geçmiyor. Bu da Avrupa Konseyi'nin artık günümüzde işlevi tartışılmaya değer, bence tartışılması gerekiyor. Çünkü 1949'dan itibaren kurulmuş, sonra genişlemiş vesaire ama yaptırım gücü, etkisi tamamen yok. Sadece eskiden Avrupa Birliği açısından referans kabul edilirdi bu türden açıklamalar, bu türden raporlar ama şimdi Avrupa devletleri de bunu çok fazla ciddiye almıyor. Görebildiklerimiz en azından son kaç yıldır olanlara baktığımızda onlar da artık çok fazla değer vermiyor bence. Politik çıkarlar bu türden raporların önüne geçmiş. Yani bu yanıyla da aslında Avrupa'nın gözden geçirmesi gereken değerler var. Yeni değerleri, hak ihlallerini bir şekilde destekler nitelikte, özellikle Türkiye'ye ilişkin politikaları itibariyle. Onu da biraz sonra belki daha ayrıntılarla konuşuruz ama ben Erdoğan iktidarının hukuk ihlalindeki ısrarcılığına da doğrusu dönmek istiyorum. Onunla ilgili de Şiyer Bey'le devam ederim. Şimdi SİPT'in raporunda çok açık ihlaller var ve bu ihlallerin en başta geleni de İmralı'da uygulananın bir tecrit ve tecritin de işkence olduğunu söylemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da hakeza hem Osman Kavala ile ilgili hem Selahattin Demirtaş ile ilgili başka başka kararlarla ilgili dile getirdikleri var. Ancak Erdoğan iktidarı hala hukuka ayaklar altına alıyor. Birincisi bunu neye bağlamak lazım? Yani bu kararlara rağmen, bağlayıcı olan bu kararlara rağmen bu adımları atması. Bir de SİPİT'in de ayında sonuçta üst kurumları var. Yani Avrupa Konseyi gibi. Şimdi buna ilişkin bu üst kurumlar yerine getirilmeyen, uygulanmayan kararlara karşı hala görünen o ki bir ikircikli tutum içerisinde bunu nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi Türkiye'nin içerisinde olduğu kriz gerçekten büyük. Çok yani 2015 yılından bu yana ciddi bir siyasal krizle, bir yönetim, hatta bir rejim kriziyle boğuşuyor. Yani bu devletin bütün taşları yerinden çıkmış durumda. Bunu hatırlarsanız 2016 yılında bu AKP-MHP ittifakı olduğu zaman o dönem çokça da konuşuldu aslında. Erdoğan bir anlamda tırnak içinde söylüyorum derin devletle o anlaşmayı yaptığı zaman ki çok derinliği falan yok. Her şeyi görüyoruz işte aleni açık oluyor ama hani artık alışkanlık biz buna derin devlet diyoruz. Aslında bildiğimiz devlet bu yani böyle bayağı yüzeyde. Bunlarla anlaştığı zaman o anlaşmanın parçalarından bir tanesi de şuydu.
biz özellikle Kürt meselesi konusunda sonuna kadar milliyetçi, militarist bir politika izleyeceğiz, yakacağız, yıkacağız, dağıtacağız. Ama dışarıdan gelebilecek olan bütün tepkileri, eleştirileri bloke edeceksiniz. Yani dışarıdan eleştiri geliyor diye elimizi ayağımızı bağlamayacaksınız. Yani demokrasi, insan hakları, hukuk vesaire bu tür konularda dışarıdan üzerimize baskı kurmasını engelleyin, buna da direnin. Şimdi Erdoğan uzun bir dönemdir aslında Avrupa ile, Avrupa kurumlarının değerleriyle bir kavga içerisinde. Zaten değerler açısından baktığınız zaman Erdoğan'ın herhangi bir böyle demokrasi, hukukun üstünlüğü, işte insan hakları gibi değerlerle çok böyle hani hani yaptığı siyaset itibariyle, kurduğu sistem itibariyle bu tür değerlerle çok hoş olduğu söylenemez. Avrupa Birliği farklı ama Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, bu üçü üzerine bina edilen ve üye olan ülkelerde bu durumları izleyen bir, yani bir sürü mekanizma bütünü Avrupa Konseyi. Bir taraftan onun üyesi olmak istiyor tabii ki Türkiye. Prestijli bir durum Avrupa Konseyi üyesi olmak, ama diğer taraftan da maalesef konseyin hiçbir kararına ben uymam diyor, bunu da uygulamam diyor. Yani birazdan belki bunun detaylarına gireriz ama Türkiye topun ağzında konseyde ilk defa bu sene ciddi bir şekilde artık Türkiye'nin adaylığı, pardon, üyeliği tartışılıyor. Hatta yakın zamanda daha önce olmayan bir hak da, bir yetki de eline aldı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Üye ülkelerin üyelikten çıkarılmasının önünü açabilmek, şu ana kadar Bakanlar Komitesi'nin elinde böyle bir yetki vardı. Yani 47 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi, ülkeler kararlara uymadıkları zaman onun önünü açabilirdi, yani üyelikten çıkarma. Şimdi parlamenter asamble, konseyin parlamentosu, bizim de üyesi olduğumuz parlamento, bu oturumda böyle bir hakkı, böyle bir yetkiyi kazandı. Açıkça söylemek gerekirse, yani artık bir alışkanlık şeklinde konseye üye olup neredeyse hiçbir organının, konseyin birçok organı, SPT işte, AHİM'dir, Venedik Komisyonu'dur, Yerel Yönetimler Kongresi'dir, İnsan Hakları Komiseri'dir, AKPM'dir, yani asambledir. Bunlardan onlarca rapor ve karar çıktı ve ısrarlı bir şekilde Türkiye ben bunlara uymayacağım diyor Erdoğan hükümeti. Bu şekilde devam ederse çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye'nin üyeliği ciddi tartışma konusu olacak. İlk önce de muhtemelen Türkiye'ninki olacak. Yani şu an listenin başında Türkiye görünüyor bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Yalnız ben Yücel Bey'in dediğine çok böyle altını çizmek babında bir ek yapmak istiyorum. Soğuk, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve Soğuk Savaş'ın şekillendirdiği bütün bu ulus üstü kurumların hepsi radikal bir kriz içerisinde. Yani kapitalizm bir bütün, bir sistem olarak krize girmiş ya, bunun üst yapı kurumları da işte Avrupa Konseyi bunlardan bir tanesidir. Avrupa hani sistemini ortaya çıkardı. Yani belki 90'larda Sovyetler yeni dağılınca bir 10 yıl kadar İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları önemliydi, haber olurdu. Hatırlayın 90'larda AHİM bir şey dediği zaman haber olurdu. Siz gazetecisiniz, daha iyi bilirsiniz. Fakat o değerler de aşındı. Doğrusu Avrupa'nın içerisinde mesela Orban var Macaristan'da, Polonya'da benzer durumlar var. Doğu Avrupa, sadece Doğu Avrupa değil, İtalya ve Fransa'nın uygulamadığı yani İnsan Hakları Mahkemesi kararları falan da var. Rusya, Türkiye, dolayısıyla konseyde bu tartışmalar da var. Doğrusu hem genel sekreteriyle, konseyin genel sekreteri hem de parlamento başkanıyla görüşme şansımız oldu. Kendilerine de aktardık. Yani mesele örneğin Selahattin Demirtaş davasında devletin bunu uygulamaması sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Bu konseyin üzerine bina edildiği değerler sürekli aşınıyor. Bir müddet sonra bu konsey bir golf kulübü kadar bile ciddi olarak görülmeyecek. Böyle bir risk var. Bence konseyde artık yavaş yavaş yaptırım gücünü nasıl alırız, nasıl bu kararları uygulatırız diye bir takım ciddi tartışmaların arifesinde diyebilirim. Konseyin sonuç itibariyle kendi devletleri ya da üye devletlerin yönetimleri üzerinde bir etkisi yok şu anda, öyle mi algılamak lazım? Ya etkisi yoktur demeyelim. Bakın şöyle yani... Ama ben tekrar araya giriyorum, kusura bakmayın. Yani sonuç itibariyle bu devletler konseyin kararlarını, konseye bağlı kurumların kararlarını yerine getirmiyorlar. Türkiye örneğinde olduğu gibi açık bir diktatörlüğe de çok ileri derecede destek veriyorlar. Yani şimdi bu çelişkiyi çözmek için soruyorum.
ben sadece orada bu önemli, ben böyle hani böyle karşılıklı da gitsin istemiyorum ama şu önemli, bunun altını çizmek lazım. Türkiye kararları uygulamıyor değil. Türkiye AİHM kararlarının %80'ini uygulamış. Ama uygulamadığı kararlar önemli. Mesela neyi yapmış? Mesela işkence olmuş değil mi? AİHM karar vermiş, demiş 30 bin euro parayı öde demiş. Türkiye'de şakır ödemiş, cebinden ödemiyor ya, Erdoğan'a alıyor, halkın vergisinden veriyor bunu. Şimdi bu tür davalar, ifade özgürlüğü vesaire, birçok böyle davayı yapmış. Ama mesele, misal, tecritle ilgili, mesela Sayın Öcalan'ın işte aldığı hani müebbet ceza almış ama hani şeyi yok. Yani ölene kadar içeride kalacak. Böyle bir uygulamanın Avrupa Konseyi'nde olmaması lazım ve bu kararı değiştireceksin, yeni yasa yapacaksın diyor, yapmamış. Ya da Selahattin Demirtaş kararı. Şimdi bazı kararlar Türkiye'de siyasi dinamikleri önemli oranda dönüştüreceği için buna direniyor. Yoksa yani şimdi geçen gün mesela Türkiye tarafı konuşuyor konsey. Efendim diyor, biz %80 uyguluyoruz bu kararları. Uygulama oranımız yüksek şu ana kadar hani olanları. Ama içeriğine baktığınız zaman işte hukuksuz gözaltı, bilmem toplantı gösteri yürüyüşlerine muhalefet, bilmem ne, işkence vesaire, böyle davalar. Bunlar en nihayetinde para veriyor, kurtuluyor. Ama şimdi Selahattin Demirtaş veyahut da Sayın Abla Öcalan gibi davalar böyle davalar değil. Yani bu maddi ya da manevi tazminat meselesi de Türkiye'deki siyasetin önemli oranda dönüştürebilecek durumlar. Dolayısıyla hani şey gibi değil, yani konsey bazı kararları uygulatabiliyor ama toplum için, siyaset için önemli olan kararların uygulanması konusunda direnç gösteren ülkeler var. Öyle düzelteyim. Bir daha ben burada şunu merak ettiğim için özellikle. Yani bu kararları Türkiye siyaseten de olsa uygulamadığı zaman konsey üyesi ülkelerin, yani konseyin kararlarını takip edip Türkiye'ye dönük yaptırımları yaşama geçirme konusunda refleksiz kalmasını sorguluyorum esasen. Yani bir şekliyle belki önemli olan noktalardan biri o. Yani diğer devletler Türkiye'ye niye bunu uygulamıyorsun diye sorup bunun karşılığında yaptırım uygulamayınca Türkiye haliyle istediği gibi keyfince davranabiliyor. Durum bu. Evet, ben Yücel Özdemir'le devam edeyim. Türkiye'de iktidarın hukuksuzluklarına karşı yani dikkat çeken noktalardan biri, en büyük müsamahayı gösteren devletlerin başında da Almanya geliyor. Diğer devletlerden de biraz önce Şer Bey'e sorduğum gibi eşit yaklaşık benzer yaklaşımlar görebiliyoruz. Yani kendi çıkarlarına dokunmadıkça Türkiye'ye dönük bu kurumların yaptırımlarını ya da kararlarını dikkate almıyorlar, görmezden geliyorlar. Bu durumu özellikle devletler bazında değil de Erdoğan'a cesaret veren bu tutumu biraz da Avrupa kamuoyu, Avrupa medyası açısından değerlendirmenizi istiyorum. Bu açıdan durum nedir? Şöyle, yani birincisi uygulanmamasının nedeni, yani bir yaptırım gücü uygulamaya başladığı zaman bu kararlar mutlaka uygulanması gerekti diye baskıyı kim yapacak? Üye ülkeler yapacak. Bunu uygulamaya başladığında şu anda Avrupa'da gerçekten de kararların arkasında durabilecek ülke sayısı çok çok az. Demin Şahar Bey söyledi, özellikle artık Erdoğan'a benzeyen, hukuku tanımayan birçok ülke var. Yani eğer üyelikten çıkarma meselesi olacaksa valla Avrupa Konseyi'nin bugün 47 ise üye sayısı kısa süre içerisinde belki de 10-15'e düşer. Çünkü Avrupa Birliği Polonya konusunda uyarı verdi. Macaristan konusunda uyarı verdi. Rusya'yı zaten tartışıyorlar pek çok yönüyle. Aslında şu anda Avrupa'nın diyelim ki Navalny olayı bazında bile tartıştığımızda Rusya'nın böyle bir platformda olmaması gerekiyor. Ama eleştiriyorlar. Sonra bu ülkeyi üyelikten çıkaralım tartışması gelince her kafadan bir ses çıkıyor. Burada her kafadan birkaç ses çıkmasının asıl nedeni de baktığınızda devletlerin çıkarları belirliyor. Yani hukukun belirlemiş olduğu bir çıkar. Burada değişen bir şey var ama. Özellikle Türkiye ile olan ilişkilerde 90'lı yıllarda, 2000 yılların başında insan hakları, demokrasi, basın özgürlüğü, Avrupa Konseyi'nin hazırlamış olduğu raporlar, AİHM'in almış olduğu kararlar çok daha ciddi bir şekilde dikkate alınıyordu, gündem oluyordu. Diyelim o 2005'te Türkiye'nin müzakereleri başlamasında
Avrupa Konseyi'nin vermiş olduğu kararların ve önerilerin çok büyük rolü var. Ama şimdi artık bunların rolü yok. Yani eleştirili Avrupa, bırakalım Avrupa Birliği'nin bir organı olmayan Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun vermiş olduğu kararlar bile Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde bir etki gücü yok artık. Yani Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu diyor ki bundan sonra Türkiye şu yaptırımları uygulayın. Vallahi ikinci gün başka hiçbir şey olmuyor baktığımızda. Şimdi Avrupa basınına baktığımızda özellikle Erdoğan konusunda devletin politikasındaki değişimle ilgili olarak biraz onlarda da bir yumuşama gerçekleşiyor. Diyelim ki dünkü Frankfurt Russia gazetesinde Erdoğan'a karşı bir inanmak istiyorlar aslında. Hani Erdoğan yüzümüz Avrupa'ya döndük, bundan sonra Avrupa ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz deyip, ama bu güven verici sözler olması lazım diye yorum yapıyor. Ya da bir başka bir yön mesela yine önceki gün yayınlanmıştı Tagesspiegel Spiegel gazetesi. Sanki yorumda şöyle bir şey çıkıyor. Erdoğan yapmak istiyor ama koalisyon ortağının esiri durumunda. Yani MHP'nin bütün bu pozisyonu, ortaklığı vesaire Erdoğan'ın elini biraz zayıflatmış ve o da o milliyetçilere bir şekliyle elinde kalmış gibi bir pozisyon var. Yani biraz tam net bir pozisyon, ortak bir tutum alma konusunda burada da bir şey yok. Burada tabii ki demin söylediğiniz basının politikası tabii ki devletlerin politikasından bağımsız. Almanya hep sürekli bir frenlemeye başlıyor. Yani Fransa biraz sert tutumu almaya başladığında hemen Almanya Türkiye ile ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerini gözeterek mümkün olduğu kadar yumuşak bir geçişle, yani eleştirileri bir tarafa koyuyor. Onları söylüyor ama normal bir ilişkiyi de sürdürelim ve biliyorsunuz geçtiğimiz yaz aylarında Avrupa Birliği'nin iki ülkesi Türkiye ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'la Kıbrıs, Fransa da arkadan geldi. İlişkiler acayip müthiş bir şekilde gerildi. Ama dönem başkanı Almanya hemen devreye girdi ve süreci kontrollü bir aşamaya getirdi. Ve şu anda da zaten süreç oldukça memnun diyorlar. Ve Erdoğan'ın şu anda biraz sonra belki Amerika ile ilişkiler bağlamında konuşacağız ama yönünü Avrupa'ya, bizim işte Avrupa ile olan ilişkilerimizi rayına koymak istiyoruz, yüzümüz Avrupa'ya dönmek istiyoruz diye böyle mesajlar verince de birden Avrupa sanki Erdoğan'ın bir dönüş yapabileceği konusunda algı giderek artıyor. Avrupa, o zaman Erdoğan Türkiye Avrupa'yı kandırıyor mu yani bu şekliyle? Kanıyor mu Avrupa gerçekten? Şöyle kanma, yani Avrupa buna hemen kandı, inandı değil. Avrupa'nın çıkarları toplamında baktığımızda Türkiye ile ilişkileri, yani Almanya açısından diyeyim. Çünkü hani toplam bir Avrupa Birliği'nden söz edemeyiz. Her ülkenin başka çıkarı var. Avrupa Parlamentosu ayrı bir şey söylüyor ama bütün bu politikaların oluşumunda merkez rol olan Almanya ise bu süreçte koparmadan ilişkileri Avrupa Batı İttifakı'nda, Avrupa ile yakın ittifakı içerisinde olup dışlamamaya çalışıyor ve bu konuda uzun vadeli bir plana sahip bence Almanya. Yani bir Erdoğan'ın ne yaptığı herkes ortada. Bunlar da zaten analizde yapılıyor. Niye bu kadar yüzünü Avrupa'ya döndü? Ekonomi de çöktü. Rusya ile ilişkileri geriliyor. Biden geliyor. Ne yapacak? Avrupa'ya, hatta dünkü yorumlardan bir tanesi, Biden'ın gelmesi Erdoğan'ı Avrupa'nın kucağına attı diye yorumluyorlar. Yani Avrupa, o zaman sen de bu fırsatı kaçırma diye değerlendirenler de var. O da önemli tabii. Biraz sonra o Biden'la ilgili bölümü ayrıntılı konuşalım istiyorum ama yine Şerbe'ye dönmek istiyorum. Siz biraz önce de söz ettiniz. Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi'nde birçok görüşmeye de katıldınız. Detaylı görüşmeleriniz de oldu. Dikkat de çektiniz yeni kararlar alındığını. Bunlardan birinin de bazı yetkileri Dışişleri Bakanlarından alıp bizzat Asamble'nin, Parlamenterler Meclisi'nin kendisine verildi. Bu değişiklik Türkiye'ye bir etki yaratır mı? Siyaseten diyeceğim ama Şiyar Bey gitti, geldi. Sesimi duydunuz mu bu arada Şiyar Bey? Evet, ben duyuyorum sizi. Peki, duyuyorum sizi. Bir görüntü gidince dedik kesildi herhalde. Yok, ben buradayım, dinliyorum telefonu. Tamam. Onu kapattım. Peki, ben hemen kaldığım yerden devam edeyim. Türkiye'ye etkisi ne olur diye sormuştum. Bir de geçmişte bilmiyorum, ben hatırlamıyorum ama
Türkiye aleyhine gerçekten bu kadar çok bütünlüklü kararlar çıkmazdı. Yani en nihayetle çoğu kez de yeterli çoğunluk sağlanmadığı için Türkiye aleyhine karar alınmazdı. Ama şimdi neredeyse büyük çoğunluk, yani ezici çoğunluk Türkiye aleyhine kararlar alıyorlar. Bu üye devletleri ne kadar etkiliyor? Etkiler mi, etkilemez mi? Yani dediğiniz şeye dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten konsey ipleri eline mi almak istiyor? O soğuk savaş döneminin sıcaklığındaki rolü durgunlaşınca yeni bir rol mü edinmek istiyor? Evet, yani şöyle söyleyelim. Bakın, parlamenter asamblenin bu yeni aldığı yetki aslında Rusya'nın bir müddet sonra tekrar konseye davet edilmesiyle ilgili. Bakanlar Komitesi Rusya'nın dahil olmasını istiyordu. Parlamenter asamble de bunun olabilmesi için biz de yetki istiyoruz. Şimdi bu parlamenter asamblenin bu üyelikten çıkarma yetkisini eline almasının tam da az önce bahsettiğimiz meseleyle ilgisi var. Çünkü konseyde her geçen gün konuşuyoruz, rapor yazıyoruz, işte öneri yapıyoruz, karar alıyoruz ama bunları uygulatamıyoruz. Dolayısıyla konseyin kendi içerisinde ciddi bir tartışma var zaten bu konuda. Şimdi şöyle düşünün, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi bir yapı değil. Avrupa Konseyi'ne üye olduğunuz zaman eğer kendi ülkenizde insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek istiyorsanız o konseyden alabileceğiniz çok şey var. Venedik Komisyonu size eksper bilgi konusunda yardımcı oluyor, CPT yardımcı oluyor, GRECO var yardımcı oluyor. Yani birçok kurumu ve kaynağı var. Şimdi o biraz şuna benziyor. Yani siz onu gerçekten istiyor musunuz? Fakat bunu kurarlarken işte buna üye olup da buna uymayanları hani ne yapacağız? Onu çok düşünmemişler işin doğrusu. Şimdi siz giriyorsunuz, altına imza atıyorsunuz, diyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ben bundan sonra uyacağım diyorsunuz. Zaten üyeliğin şartı olarak girmişsiniz. 20 yıl sonra diyorsun, hayır efendim ben uymayacağım. Uymayacaksan o zaman üyelikten çık kardeşim. Niye sen oradasın? Yani bu çok tuhaf, çok paradoksal bir mantık var burada. Evet. Şimdi o açıdan hani az önce bahsettim ya, Avrupa Konseyi de diğer bütün ulusüstü kurumlar gibi ciddi, Birleşmiş Milletler, hatta Avrupa Birliği, bunlar ciddi kriz içerisinde. Fakat Avrupa Konseyi şu açıdan hala önemli. Aslında şu önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile daha iyi bir koordine olursa Türkiye üzerindeki yaptırım gücünü de artırabilir. Yani şöyle mesela Avrupa Birliği diyebilir ki Avrupa Konseyi'nin, işte Türkiye Avrupa Konseyi'nin izlenme süreci içerisinde 2017'nin Nisan ayından bu yana demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konusunda Avrupa Konseyi'nin en azından söylediklerinin bir kısmını yapmadan, örneğin sizinle gümrük birliğini güncellemeyeceğiz, kusura bakmayın demesi bile kafidir aslında. En büyük yaptırım ekonomik alandan gelebilecek. Şimdi Avrupa Konseyi bir ekonomik yaptırım uygulayabilecek bir kurum değil ki zaten. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü çalışma alanı bu. Mahkemesi var, işte bazı Venedik Komisyonu, CPT gibi bazı kurumları var. İşte parlamentosu var vesaire vesaire. Fakat Avrupa Birliği öyle değil. Avrupa Birliği inanılmaz büyük bir bütçeyle, önemli olarak hani ekonomik bir topluluk olarak ortaya çıkmış, siyasi bir birliğe dönüşmüş ve şu an aslında Avrupa'nın Türkiye üzerinde yaptırım gücü gerçekten ekonomik alanla sınırlı. Ekonomi, ticari, belki askeri, ambargo, yani yine ticaretle ilgili bu alan. Yani Türkiye'nin nihayetinde Avrupa Birliği'nin de üyesi değil. Yalnız hatırlayın, Aralık ayında Avrupa Birliği'nin konseyi toplandığı zaman, sanırım toplantıdan bir gün önce 9 Aralık olması lazım, Avrupa Birliği şöyle bir karar aldı, böyle bir yetkiyi eline geçirdi. Bundan sonra üyeliği yoksa dahi Avrupa Birliği'ne herhangi bir ülke insan hakları konusunda yoğun ihlaller yapıyorsa yaptırım uygulama imkanımız olacak. Daha önce yoktu. Mesela Türkiye'ye yönelik eleştiriler gittiği zaman efendim ne yapabiliriz? Üyemiz de değil ki, bir şey de yapamıyoruz. Ama şu an üyelik şartı olmadan pekala insan hakları konusunda ciddi hani yaygın ihlaller olursa o konuda yaptırım uygulayabilme imkanı var. Demek istediğim şu, evet bir kriz durumu söz konusu ulusüstü kurumlarda, ancak
Önümüzdeki dönemde muhtemelen Avrupa Birliği'nin de Avrupa Konseyi'ne girişi söz konusu olabilir. Yani Avrupa Konseyi'ne 47 üye ülke var ama Avrupa Birliği birlik olarak oraya girme tartışmaları şu an söz konusu. Hele hele öyle bir durum olursa tabii Türkiye üzerindeki yaptırım gücü artar. Ama yani yapılabilecek yaptırım nedir? Avrupa Konseyi'nde biz hep söylüyoruz ama yani ya delegasyonunu kabul etmeyecek veyahut daha önce hani Rusya'ya yaptığı hani kabul etmediler birkaç yıl veyahut da üyelikten çıkarmanın yolunu açacak zaman içerisinde eğer burada yoksanız biz de sizi yani üyeliğinizi iptal edeceğiz. Böyle bir noktaya gider. Yani yapabileceği yaptırım şeyi bu. Fakat asıl yaptırımdan yani Türkiye Avrupa Konseyi'nin yaptırımlarından muhtemelen çok fazla çekinmiyor. Ama Avrupa Konseyi Avrupa Birliği ile birleştiği noktada yaptırımlar falan gelirse bunun ekonomik yükü son derece büyük olur. Yani sonuçta kendi düzenlemesini iki kurumu yan yana getirerek yapmak konusunda. Meselesinde gelmiyor. Pardon Fehim abi. Yaptırımlar, son yaptırımlarda hani Türkiye'deki insan hakları, demokrasi, cezaevlerindeki durum üzerine değil. Asıl olarak Türkiye'nin izlemiş olduğu dış politika ve Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla çelişmesi üzerine bunlar gündeme geldi. Yani orada da dediğim gibi asıl demokrasi ve insan hakları daha tali bir planda. Onu da görmemiz lazım. Peki. Tam burada sözü almışken size de sorayım istiyorum Yücel. Avrupa Konseyi etkili bir yaptırıma yönelirse aslında Avrupa Birliği ile beraber biraz önce Hişer Bey'in de söz ettiği gibi aslında hiçbir devlet o kadar kolay kolay o yaptırımlar ya da o kararlar karşısında direnemez. Ancak bir şekliyle muaf tutuluyor Türkiye. Yani birçok hak ihlali, ciddi hak ihlali olmasına rağmen insanlar bodrumlarda katledildi. Yani çocuklar cenazeleri kokmasın diye dondurucularda saklandı. Peki gerçekten burada hedeflenen ne? Türkiye bu kadar toleranslı davranmalarının temel nedenini siz neye yoruyorsunuz? Ya da gerçekten tolerans yok da yaptırım gücü mü yok? Nedir durum? O şöyle yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışında bir değişiklik oldu. Yani 90'lı yıllardaki gibi bakmıyor. 90'lı yıllarda demin anlattım insan hakları, demokrasi daha merkezliydi, daha duyarlıydı. Ama şimdi son yıllarda yeniden bir paylaşım, yeniden bir çatışma, ülkelerin bölgelerle olan çıkarları, ülkelerle olan ilişkileri daha belirleyici olduğu için şu anda asıl belirleyici noktayı da bu eksen üzerinde oluşturuyor. Dolayısıyla hiçbir ülke şu anda Türkiye'yi açıktan karşısına alıp da belli çıkarlar üzerinde onu tamamen dışlayan bir pozisyon haline girmiyor. Tam tersine Türkiye'yi kazanma stratejisi bence daha merkezde Rusya'nın izlemiş olduğu politika neydi? Türkiye'yi kendi eksenine kazandırma. Çünkü dünya giderek bloklaşıyor. Yani Batı bloku kendi içerisinde sorumlu ve Batı bloğunu kendi içerisinde Amerika, Rusya ve Çin biraz daha bölmeye çalışıyor. Türkiye'yi bu eksenden koparma. Ama Avrupa Birliği de özellikle Almanya'da bu eksen üzerinde tutma. Siyasi ilişkileri var çünkü Almanya'da, Türkiye'de faaliyet yürüten 7500 Alman firması var. Türkiye'nin dış ticaretinin 1/3'ü Avrupa Birliği Almanya ile gerçekleşiyor. Yani pazar alanı büyük, nüfusu büyük bir ülke. Şöyle özetlemek mümkün mü? Türkiye'de ağır bir diktatörlüğün yönetimi devralması Avrupa'nın kendi çıkarları açısından çok da önemsemiyor. Ne olursa olsun yanımda mı olsun diyor. Kesinlikle. Zaten Suudi Arabistan'la gayet çok iyi ilişkilere sahipler. Suudi Arabistan'da demokrasi yok. Hatta Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlar konusunda mesela İran politikasında da Avrupa Birliği eleştirel bir ilişki sürdürelim. Yani nükleer anlaşmalar devam etsin. İran'la ticari, siyasi ve askeri ilişkileri geliştirelim diye konsepti çünkü oradan yaklaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Avrupa Birliği daimi ada üyesi olması bazı kriterler konusunda uyma konusunda eleştiriler olabilir ama temelde Türkiye'deki demokrasi insan hakları çok belirleyici bir siyaset değil bence Avrupa Birliği bazı ülkeleri için. Yani bütün hepsini söylemeyeyim tabii ama bazı ülkeler ekonomik siyasi çıkarlarımız devam etsin. Rejim de mümkünse bizim istediğimiz gibi olsun ama rejim bizim istediğimiz gibi olmadı diye o ülkeyle ilişkileri koparalım diye bir anlayış yok.
Kapitalist ülkelerin anlayışı da bu. Yani Mısır'da darbe oldu. Üçüncü gün ya Sisi Almanya'ya, Berlin'e geldi. Yani darbe yapmış bir diktatör. Ya da Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Yani bu açıdan kesin mutlak bir şey yok orada. Yani bu olursa bu, bu olursa bu diye bir şey. Ülkenin çıkarı var mı? Var. Rejimle, rejimi içinde bir alternatifin var mı? Yani Türkiye içerisinde Erdoğan'a karşı, Erdoğan'ın yerine bir alternatif bulurlarsa onu değiştirmeyi tercih ederler. Ama onu değiştiremedikleri takdirde onunla da bir arada olmayı da şey yapmazlar. Evet, yok saymazlar. Bunca konuştuğumuzdan ortaya çıkan şey şu, yani sonuç itibariyle dışarıya umut bağlamak yerine belki içerideki dinamiklerin mücadeleyi büyütmesidir esas olan, yani doğru olan o çıkıyor ortaya. Öyle bir umut da oluştuğu için biraz da belki o bağlam üzerinden konuşmak gerekir ama yine bu bağlamda biraz önce Avrupa Birliği yaptırımlar konusunu Şer Bey açtı biraz. Ama bir şey daha var, yani 1 Mart ayına erteleme vardı. O Mart ayına ertelemeyi de işte ABD'deki yeni yönetime bağlayanlar da oldu. ABD yeni yönetimiyle birlikte Mart ayında Türkiye'ye dönük ortak politikada sürdürüleceği ileri sürüldü. Ama bu diğer taraftan da sanki yaptırımlar konusunda da Türkiye'yi korumaya alan ülkelerin sayısı da arttı. Türkiye karşı gerçekten nasıl bir hesap içerisindeler? Yani siz kulisleri de çok iyi biliyorsunuz Şer Bey. Çok ciddi evet. Görüşmeler de yapıyorsunuz. Gerçekten evet. Türkiye'ye karşı nasıl bir hesap içindeler? Mart ayında ortaya ne çıkabilir bu tabloda? Evet. Şimdi ona hemen gireceğim ama Yücel Bey'in söylediğine ek olarak şunu da ifade edelim. Tabii ki Türkiye şu an ekonomisi %60-65 oranında entegre olmuş durumda. Avrupa Birliği ile entegre olmuş durumda. Dolayısıyla şimdi Avrupa işte Türkiye'ye yaptırım uygulasın dediğiniz zaman aslında kendisine yaptırım uygulasın diyorsunuz. Yani Avrupalı birçok şirket burada iş yapıyor. Türkiye, İtalya, İspanya bankalarından dünya kadar para almış. Yani Türkiye'nin işine gireceği ekonomik sıkıntılar, krizler vesaire Avrupa'ya da yansıyacaktır. O anlamda bir, yani yapısal anlamda bir bütünleşme söz konusu. Onlar o kadar kolay değil. Onun dışında tabii mülteciler konusunda, göç güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda Avrupa Türkiye ile hani önemli oranda işbirliği yapıyor. Yine Türkiye bir NATO ülkesi. Bu bugünden yarına değişebilecek bir durum değil. Dolayısıyla Batı kamuoyunda genel olarak Erdoğan'a yönelik olarak ciddi bir öfke gerçekten çok fazla. Ama Yücel Bey'in dediğine katılıyorum. Yani şimdi bir ülke demokrat olmadığı zaman, demokrasi insan hakları olmadığı zaman Batı onlarla görüşmeyecek, iş yapmayacak diye bir şey yok. İran'la mesela Almanya'nın çok köklü tarihsel ilişkileri var. Avusturya'nın çok köklü tarihsel ilişkileri var. Hani Kürt hareketi açısından baktığınız zaman gidip Viyana'nın ortasında Kürtleri öldürüyorlardı. Yine iş ticaret tutmaya devam ediyorlardı gibi. Dolayısıyla o anlamda hani demokrasi, hukuk, insan hakları bu tür alan daki hani sıkıntılar karşısında Avrupa'nın hani çok böyle bu noktalardan harekete geçmemesi yanlış, etik olarak çok yanlış ama öyle çok da anlaşılmaz bir durum değil. Fakat bu son zamanlarda şöyle bir tartışma, doğrusu biz de bu tartışmayı yapmaya çalışıyoruz Avrupalı siyasetçilerle yan yana geldiğimiz zaman, görüştüğümüz zaman Türkiye'deki demokrasi ve hukuk meselesi sadece naif, romantik bir söylem değil. Avrupa Birliği için bir güvenlik meselesidir. Türkiye'de demokrasi ve hukukun olmaması. Yani şu ülkede istikrar olmazsa, kısmi anlamda toplumsal, siyasal, ekonomik istikrar Türkiye'de olmazsa, bu Avrupa için çok büyük güvenlik sorunları ortaya çıkarıyor. Bence o konuda kaygılar yoksa demokrasi varmış yokmuş meselesinden ziyade zaten hani belli bir yorgunluk, bir bıkkınlık durumu söz konusu. Aralık ayında hem Avrupa'da hem Amerika'da Türkiye'ye yönelik yaptırımlar söz konusuydu. Biliyorsunuz Trump gitmeden önce bu Katsa'nın 5 tane sembolik olan yaptırımını uygulayıp çıktı gitti. Avrupa Birliği'nden de sembolik bazı yaptırımlar geldi. Herkes Mart ayında
yaptırımların artacağını beklerken Erdoğan üst üste U dönüşleri yaptı. Biraz işte yönümüz Avrupa'ya dönük, biz birlikte geleceğimizi kuracağız filan. Bunlar ısmarlama ifadeler aslında. Avrupa'daki işte Türkiye'ye karşı sert tavır almak istemeyenler Erdoğan'a böyle de demişlerdir. O da demiştir. İşte onlar da Avrupa'daki diğerlerine bakın işte yumuşama var falan filan diye bir şekilde zaman kazanıyorlar. Bakın ben size açık söyleyeyim. Türkiye'nin Amerika'yla, Türkiye'nin Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle arasındaki problemler yapısal. Öyle çiçek böcek göndermekle, yumuşak söylemlerle yumuşatılabilecek meseleler değil. Bir dönem daha belki bu şeylerden, yaptırımlardan kaçma imkanı olur. Ben mevcut durumu biraz fırtına öncesi sessizlik derler ya, ona benzetiyorum. Biden yönetimi de çok sert çıkmayacaktır. Avrupa'da hani biraz hani yumuşatmaya çalışıyor. En azından karşı karşıya gelsinler istemiyor. Özellikle Yunanistan ve Türkiye. Çünkü Almanya mülteci krizi yüzünden Türkiye ile Yunanistan'ı aynı masada tutmak zorunda. Onun için Almanya sürekli mekik diplomasisi yapıyor. Kendi hani birebir bu çıkarları, ticari çıkarlarının ötesinde. Evet. Güvenlik ve göç meselesi söz konusu. Fakat benim beklentim şu, birkaç ay Türkiye'de böyle bir yumuşama olacak. Sözlerle bir istikşafi görüşme yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Ya Türkiye Yunanistan'la daha kardak gibi kaya bir taş parçasını çözememiş. Yani bunları oturup çözebilme iradesi mi? Ona egemenlikle ilgili meselelerdir. Şu an biraz yumuşatma eğilimindeler. Çünkü başka şeyleri kotarmaya çalışıyorlar. Başta mülteci meselesi olmak üzere. Muhtemelen şöyle birkaç ay sonra Biden yönetimi iyice böyle hani yerleştikten sonra özellikle S-400 konusunda başta olmak üzere ciddi krizler olacaktır. Yani bunlar şu an yumuşama bizim gördüğümüz şey, aslında aktörler birbirlerini ölçüp biçiyorlar. Ve fırtınanın ben kopacağını düşünüyorum bir noktada. Yani bir fırtına gelecek diye düşünüyorsunuz. Biraz önce Şiyer Bey de söz etti Yücel. Özellikle hep Avrupa'dan endişeliyiz, kaygılıyız şeyler konuşuldu ama iş Avrupa'yı böyle birebir vuran çıkarlar söz konusu olunca, Yunanistan meselesinde de işte Doğu Akdeniz krizinde de gördük, Avrupa daha sert tutumlara yönelebiliyor. Yani Kürtlere dönük Orta Doğu'da onca hak ihlali katliam yaşanmasına rağmen sessiz kalanlar kendilerine yönelince hemen tedbirler aldılar ve bir şekliyle de frenlediler. Yani Doğu Akdeniz krizini 2 ay önce, 3 ay önce düşünün. Şimdi Türkiye'nin orada geri adım atmış, Türkiye'de geri adım attığından haberi yok insanların. Yani bu kadar açık çıkarcılık gerçekten Avrupa'yla nasıl bir araya getirilebilir? Yani Avrupa halkı da bu konuda geçmiş deneyimleri olan bir toplum. Bunları çok iyi bilen biri. Gerçekten bu kadar açık ve bariz çıkarcılık nasıl ifade edilebilir? Sizin söylediklerinize bir iki tane daha örnek daha vereyim istiyorsanız. Mesela Deniz Yücel tutuklandığında Türkiye'de Almanya ile Türkiye arasındaki gerilimi bir gözünüz önüne getirin. Neredeyse ambargo baskı yapıldı ve Deniz Yücel'i mahkeme çıkarmadan Almanya aldı, getirdi yani. Orada o kadar Rheinmetall'ın yani, silah satışı ortaya çıktı. Evet, demin Şer Bey'in söylediği baskı uygulanınca, hele hele ekonomik baskıyı gösterince Türkiye ne kadar hızlı bir şekilde geri adım attığını ve atabileceğini orada gördük. Türkiye'nin de en zayıf noktalarından bir tanesi yani Avrupa Birliği konusunda, çünkü ekonomi açısından iç içe geçmiş bir süreç ve oradan hemen darbe alacağını biliyor. Oradan şey yaptı. Şimdi toplam açısından baktığımızda ise samimiyetsizlik burada görülüyor ama bence Avrupa Birliği'nden bu açıdan ekonomik olarak bir baskının oluşmasını yine devam etmek lazım. Yani Avrupa halklarıyla Avrupa hükümetleri arasında bence bir ayrım koymamız lazım. Avrupa halkları arasında hala Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, hala Kürt halkıyla dayanışma içerisinde güçlü bir şekilde devam ediyor. Hala Erdoğan'ın rejimine karşı tepki gösteriliyor. Buradaki sol partiler parlamentolarda, Avrupa parlamentosunda, basında bu konu devam ediyor. Yani bütün kamuoyunun bu durumu, bu ilişkiyi aslında herkes görüyor. Bir çıkarlar ilişkisi ve bu ilişkide hükümetlerin de eleştirenleri var. Bunu görmemiz lazım. Yani orada bir farklılaşma var ama hükümetlerin bu teşhir, yani bütün hem Türkiye'nin muhaliflerin
hem Kürt halkının, Kürt siyasetçilerin bu iki yüzlü siyaseti, Türkiye'de bir demokratikleşme olmadığını, yani Erdoğan'a yönelik eleştiriler olduğu gibi devam ediyor. Bir değişiklik yok, bu nedir yani diye. Daha düne kadar Merkel'den tutalım, Avrupa Komisyonu yetkililerinden, herkes Türkiye'de insan hakları, demokrasiden bahsediyordu. Birden hepsi sümen altı etti. Bunu hep söylememiz lazım. Yani tekrardan dile getirmekten, ifade etmekten başka seçeneğimiz yok. Ve bu konuda bence epey de fazla temas da var, ilişki de var. Yani bu konuda hükümetler üzerinde bence baskı yapmak lazım. Yapabilecek tek şey bu şu anda, bu süreçte. Evet, o baskı yapmak lazım diyorsunuz. Buradan belki de daha biraz daha ayrıntılıyla konuşmak istediğim bir başlığa geçmek istiyorum. ABD'nin başta Joe Biden'ın geçmesinden sonra Avrupa Birliği ile yakınlaşma siyaseti önemli. Basına yansıyan haberlerde ABD'nin özellikle Joe Biden döneminde Avrupa Birliği ile ortak hareket edeceği ve Erdoğan iktidarına dönük olarak da birlikte politika üretecekleri ciddi ciddi yazılmaya başlandı. Yani bir şekilde Erdoğan'ı rahat bırakmayacaklarına dönük işaretler de var. Bir de tabii ikinci boyutu da Trump sadece Türkiye'ye dönük politikalarda değil, Avrupa Birliği ile de, Avrupa devletleri ile de neredeyse köprüleri yıkıp atmıştı. Epeyce ilişkiler bozulmuştu. Burayı da tamir etmeye dönük önemli adımlar atılacağına dair bilgiler yazılıp çiziliyor. Bu durum Erdoğan'ı ne kadar ürktür gerçekten? Bir de ABD Avrupa Birliği ile NATO'dan diğerlerine kadar da tutarsan onca Trump döneminde bozulan ilişkileri tamir edebilir mi Joe Biden döneminde? Evet. Yani ben krizin yapısal olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle Biden ve Trump üzerinden yoğunlukla çok yapıldı aslında analizler. Tabii Amerika başkanı olunca tabii önemli oluyorsunuz haliyle, ama meseleye biraz daha yapısal bakmak lazım bence. Şöyle ki Trump dediğiniz gibi Amerika'da birçok kurumla kavga ederken aynı zamanda Avrupa Birliği liderleri ve NATO'yla da sürekli kavga halindeydi, hatırlayın. Yani statükonun bir numaralı ismi Biden, liberal demokratik düzen dedikleri o düzenin içerisinde 45 yılını geçirmiş, kurumlarla çalışan birisi. Avrupa Birliği'ne yakın, NATO'nun tekrar güçlendirilmesi gerektiğini, transatlantik güvenlik ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğini, aynı zamanda sadece güvenlik değil, ticaret, diplomatik alanda da Avrupa'ya yaklaşacak bir Biden göreceğiz. Ekibini buna göre kuruyor. Ekibinin ilk verdiği demeçler de yine bu yönlü. Yine Almanya ve Fransa mesela dışişleri bakanları Amerika'da Washington Post'u yanılmıyorsam ortak bir mektup kaleme aldılar Amerika ile çalışmak istediklerine dair. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve Amerika yan yana daha gelirse, bunu şu açıdan özellikle tehlikeli gördü Erdoğan. Her ikisinin de Türkiye yönelik yaptırımlar meselesi var. Birisinin S-400'ler, diğerinin Doğu Akdeniz yüzünden. Bu ikisi bir noktada yan yana gelirse, ki Mart ayında herkes bunu bekliyordu aslında, Erdoğan onun için tam da böyle çok seri bir şekilde bir dönüş almaya çalıştı. Muhtemelen bu virajdan kurtarabilir belki. Yani yarın bir U dönüşü bile yapsa belki bu virajı kurtardı, ama önündeki yol çok fazla virajlı. Yani o iyi niyetlerle siz daha sert virajlara gireceksiniz. Ortada Türkiye'nin açıkça yapması gereken bir durum var. Mesela S-400 meselesini ne yapacaksın? Yapmasan Rusya canını yakacak. Yaparsan Amerika yakacak. Yani bunun şeyi yok. Öyle 3-5 tane her tarafa mavi boncuk dağıtma siyasetinin sonuna geliyorsunuz. Yani böyle ben 10 kulvarda aynı anda gideceğim diye bir şey yok. Avrupa Birliği ile ilgili de bakın, Avrupa Birliği açıktan bir yaptırım uygulama yanlısı olmadı şu ana kadar, biliyorsunuz. Çok sembolik şeyler. Fakat biz onlarca değişik biçimde örtük yaptırımların 2017'den beri olduğunu biliyoruz. Mesela bir örnek vereyim, çok fazla konuşulmuyor. Almanya Türkiye'deki şirketlere hazine garantisini 2 yıl önce kaldırdı. Daha önce
Bir Alman şirket Türkiye'ye geldiği zaman istediği yatırımı yapıyor, zarar ettiği zaman koca Alman devleti arkasında. Şu an risk senindir diyor. E hadi git gidebiliyorsan kim gelecek Türkiye'ye yatırım yapacak? Hepsi olanlar da zaten geri çekildiler. Bakın bütün bu sermayenin ülkenin dışına çıkması vesaire filan. Avrupa Birliği tabii ki Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Mülteci krizi meselesinde gördünüz ne yaptı? Elini kolunu bağladı. 4 yıl resmen koca Avrupa Birliği'ni rehin aldı Erdoğan. Bak gönderirim, bak kapıyı açarım siyasetiyle bu şeyle. Ama bu mülteci meselesi bugün yarın çözülebilecek bir mesele değil ki. Türkiye bu coğrafik konumu itibariyle Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Uzak Asya'dan hatta yani Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen bütün insanların bir şekilde Avrupa'ya geçmek için kullandığı bir yer. Türkiye ile Avrupa Birliği diyor ki ya ben Türkiye ile birlikte çalışmayıp da ne yapacağım? Hani yaşadığım sıkıntılar bunlar. Şimdi genel olarak bunu özetlersek kamuoyunda bitmiş Erdoğan yani Batı kamuoyunda. Halk nezdinde bitmiş, parlamentolar nezdinde, sivil toplum nezdinde yani medya nezdinde yani Erdoğan'ın portrelenmesini siz biliyorsunuz oradasınız dışarıdasınız. Yani gerçekten dibin dibine vurmuş durumda bir bütün olarak ve Türkiye Erdoğan'la özdeşleştirmiş. Fakat mesele şu noktaya geldiği zaman takılıyor. Reel siyaset şöyle düşünüyor Almanya. Ya ben Erdoğan'ı sevmeyebilirim şahıs olarak. Siyasetini de beğenmeyebilirim. Fakat göç, güvenlik şu bu konularda NATO konusunda ben bir şekilde bunlarla çalışmak durumundayım diyor. İlişkisini askıya almıyor. Yani mesele bu. Onlar da gerçekten girmişler. Yani öyle çok demokrasi insan hakları üzerinden değil ama bir takım çıkarlarını sürdürmek durumunda hissediyorlar. Onun için de dönem dönem taviz veriyorlar, dönem dönem işte havuç sopa politikası devam ediyor. Fakat Türkiye ciddi anlamda bir yol ayrımına doğru gidiyor. Ben o açıdan şeyi söylüyorum yani bir müddet daha Erdoğan hani yapmaya çalışacaktır, yumuşatmaya çalışacaktır. Avrupa'da bu defa mesela yaptığımız görüşmelerde herkes şunun farkında. Biden seçimi kazandı, aynen böyle diyorlar. Biden seçimi kazandı, Erdoğan mecburen yüzünü Avrupa'ya doğru dönmeye çalışıyor. Ekonomik olarak daralmış, içeride dünya kadar sıkıntı yaşıyor, oy sürekli kaybediyor ve bir şekilde bir imaj tazelemesi, bir meşruiyet tazelemesi lazım. Ben araya girip tam bunu demişken şunu da sormak istiyorum. Biden'la ABD, Avrupa Birliği Devletleri o zaman bu konuda bir ortaklaşmaya giremez mi Türkiye'ye dönük politikalarda? Yani o konuda yazılanların çok ciddi bir karşılığı yok gibi algılıyorum sizin anlatımlarınızdan. Yani bence hiç belli olmaz. Bu S-400 meselesi Amerika için öyle basit sıradan bir mesele değildir. Çok büyüktür. Yani Avrupa, Amerika siyasetini takip edenler bilirler. Bu S-400 konusunda Erdoğan ya onları götürecek, donduracak bir yerde bir daha açmamak üzere kapatacak veyahut da iptal edecek. Bunu yapmadığı zaman göreceksiniz. Hele hele aktive etme durumunda kızıl kıyametleri koparırlar ve Avrupa'da birçok NATO ülkesi zaten onlar da Erdoğan şeyle Amerika'yla birlikte hareket ederler. Erdoğan da çok ne yapacağını bilmiyor ama son noktada şuna bakacak. Yani şey daralıyor. Artık hani öyle bir yol ayrımına geliyor ki birinden birini tercih etmek zorunda. S-400'ü şu an yani bıraksa muhtemelen Amerika neredeyse her şeyi unutur. Belki Suriye'deki Kürtleri de ertesi gün satışa da çıkarır. Yani o da çok önemli değil. Bu S-400 meselesi çok büyük. Hem NATO için hem Amerika için. O zaman da Türkiye tabii Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da Türkiye'den hesap soracaktır yani bunun için. Çünkü kendisini öyle bir noktaya sıkıştırmış ki. Fakat bakın Türkiye'nin geçirdiği yapısal bir dönüşüm şu an söz konusu. Avrupa Birliği'nin yörüngesinden çıktı fakat yörüngede bulamıyor. Yani Rusya ile taktiksel ilişkilenmiş. Yok bir Doğu bir Türkistan hayalleri kuruyor, bir Çin diyor, bir bu diyor. Ama Türkiye hala güvenlik kuşağı olarak NATO'nun içerisinde ekonomik olarak Batı kapitalizmine %60-65 oranda entegre olmuş. Hala bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'ye gelen sermayenin, yatırım sermayesinin yarısından fazlası hala Avrupa'dan geliyor. %60'ından fazlası hala Avrupa'dan geliyor. Hal böyle olunca hani böyle bugünden yarın öyle çok sert dönüşler de olması çok mümkün değil. Ama bir müddet daha tabii idare edeceklerdir. Buradan kimse şunu beklemesin. Avrupa'da genel kanaat şöyle bir durum da var bizim gördüğümüz.
ya herhalde bir noktada Erdoğan'a da bir alternatif çıkarsa, hani biz Erdoğan'la böyle kapışırken, sıkıntılar yaşarken Türkiye'yi de bir bütün olarak atmayalım. Yani Türkiye'de de başka şeyler değişebilir. Biraz daha demokratik bir, hani bir iktidar durumu ortaya çıkarsa da Türkiye ile ilişkilerimize oturup daha medeni şekilde müzakere edebiliriz gibi bir beklenti de söz konusu. Özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra Batı'da böyle bir beklenti de söz konusu. Yani Erdoğan sürekli orada kalacak diye bir şey yok. Düşünenleri sayısı da artıyor Batı'da. Evet, Batı 12 Eylül'de çok iyi hatırlıyorum. Kenan Evren'e karşı da aynı politikayı gütmüştü uzun yıllar ama başımızdan 30 yıl ayrılmadı adam. Yücel, birlikte devam edelim istiyorum. Özellikle ABD-Almanya ilişkisi üzerinden sormak istiyorum sana da. Trump gitti, Merkel genel başkanlığı devretti. Yeni dönem ikisi arasında ilişkiler babında ne olur? Çünkü bir taraftan da rekabeti belirgin iki ülkeden söz ediyoruz yani. Bir de ABD ile Avrupa devletlerinin ilişkilerini nereye taşıyabileceklerine dair senin yorumunu da almak istiyorum ama tabii Türkiye'nin Biden gelişinden sonraki siyasetle ilişkin de söyleyeceklerini dinlemek isteriz doğrusu. Şöyle, büyük fotoğrafta baktığımızda dünya yeniden bir kutuplaşıyor aslında. Hani kutupsuz dünyadan kutuplu dünya. Bu kutubun bir tarafında Amerika'nın oldu, diğer taraftan Çin'in oldu artık belirgin. Çin ve Rusya ekseni diyelim yani. Onlar da kendi arasında problemleri olmakla birlikte ama şu anda ikisi Amerika'nın karşısında olduğu için hedefte. Bu bir ittifak. Şimdi peki Avrupa Birliği nerede? Almanya nerede? Bu tam görünürde baktığımızda Batı İttifakı'nın içerisinde NATO üyesi ama Amerika sürekli Rusya ile ve Çin'le Almanya'nın ilişkilerinin sınırlandırılmasını istiyor. Yani ekonomik, askeri olarak bu kadar ileri bir ilişkin olmasından rahatsız. Özellikle Kuzey Akımı 2 diye ifade ettiğimiz Rus doğalgazını Baltık Denizi altından getirilen hat, bugün ilk kez Spiegel dergisinde okudum. Bizim bu hatta ihtiyacımız yok deniliyor. Yani Amerika çünkü nasıl S-4'leri Türkiye için bir şart koşmuşsa demiş Yarbi anlattı. Aynısı da Rusya ile ilişkilerde doğalgaz hattının yapılmamasını istiyor. Bunu Biden da aynısını devam ettirecek. Bugün yine Blinken ile ilgili yani Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı ile ilgili bir analiz okudum. Orada da onun da eskiden beri zaten Amerika'nın buna karşı çıktığını ve zaten Amerika bürokrasi içerisinden geliyor. Dışişleri Bakanlığı yardımcısı yapmış, Biden'ın yardımcısı. Bu değişmezleri. Şimdi Almanya Amerika'nın istediği gibi Rusya ile ilişkileri yeniden düzenleyecek mi? Şu anda onun işaretini görmüyoruz. Yani Merkel de ona karşı çıkıyordu ve Merkel Trump seçildikten sonra Münih'te yapmış olduğu konuşmada biz artık Avrupa olarak kendi kaderimiz kendimiz belirleyeceğiz dedi. Amerika'ya bağlı değiliz dedi. Yani. Bu çok tartışıldı. Genel olarak Almanya'nın kendi yolundan gitme, kendi ittifaklarını oluşturma, Rusya ile ve Çin ile kendi ticari ve siyasi ilişkileri bağlamında ilişkilerini sürdürmede ısrar ettiğini görüyoruz. Şu anda burada bir dönüş yok. Amerika ise Trump'ın yıktığı güvensizliği, güvensiz hale getirdiği Batı İttifakı'nı yeniden tesis etmeye çalışacak. Yani biz kader birliği yapacağız, Transatlantik Anlaşması'nı yeniden imzalayacağız. Bu tablo içerisinde üyemiz olan Türkiye'yi de dahil edeceğiz. Bu sürecin içerisine partnerse dahil edeceğiz ve Rusya ile ilişkilerini kopartacağız. Bence Trump'ın Biden ekibi birinci aşamadaki planı bu olacak. Yani Avrupa ile birlikte Türkiye'ye karşı bir plan sunacaklar. O planda yeriniz NATO'dur, yeriniz Batı İttifakı'dır ve diğer ilişkilerinizi hepsini gözden geçirin. Şimdi burada ne kadar hepsi birlikte ortak bir tavır alırlar bilemiyorum. Yani Amerika Almanya şeyi feda edecek, Kuzey Akım 2'yi feda edecek bilemiyorum. Çünkü orada da ilişkiler gerilimli ve bir normalleşmesi gerekiyor. Ama uzun vadede baktığımızda ama ben ona pek ihtimal vermiyorum. Yani her ülkenin, her emperyal devletin kendi çıkarlarını koruduğu ve bu bir ittifaka girdiğimde ne kazanacağım süreci var. Türkiye'nin de en büyük avantajı bence şu anki bu. Yani
güçler arası ilişkilerde işte Rusya'ya kadar yanaşmayı bir politik haline getirdi ve yaptınca da aman aman çok büyük bir şey karşısına çıkmadı. Önümüzdeki dönem eğer Avrupa Birliği, çünkü Fehim Bey şöyle, Türkiye yani şöyle bir şey derse, ya Avrupa Birliği, NATO, Batı İttifakı, ben artık sizi istemiyorum, bana müsaade, ben artık Rusya'ya gidiyorum dediği takdirde Batı İttifakı da buyur, ayrı boşanmak istiyorsan boşan demeyecek. Burada çok büyük bir kavga, çok büyük savaş çıkacaktır. Çünkü Batı İttifakı Türkiye'yi kendisine bağlamak için demin senin dediğin 12 Eylül'den tüm süreç içerisinde ittifakın içerisinde tutmak için her yola başvuracaklar. Bence böyle görmemiz lazım. Erdoğan işi zor. Bu da bu ikilem arasında, yani yer Batı İttifakı'nda mı yoksa Rusya ve Çin'le birlikte mi bir hareket, işte Afrasyacı ekip. Ama Erdoğan yüzünü açıktan Batı'ya dönerse Türkiye'de yeniden bir çatışma olacak. Yani Asyacılar diye sürekli Avrasya eksenine dönüştürenler bu sefer Erdoğan'ı muazzam bir şekilde sıkıştıracaklar. Şu anda bir terazi içerisinde üzerinde götürmeye çalışıyor. Yani cambaz ipi diyelim buna. Onunla yürümeye çalışıyor. Ama Şahar Bey'in dediği gibi daralıyor ve devletler arasındaki çıkar çatışmalarında Akdeniz'de gördük. Böyle ya uzun sürece yayılacak bir süreç değil. Tüm hesaplaşmaların ve bu süre içerisinde herkesin üste çıktı. Amerika'nın büyük analizlere baktığımızda Trump döneminde yıkılanları Amerika tekrardan Batı tarafına toplayacak ve ben dünyada lider benim şeylere. Yani bu önümüzdeki dört yıl içerisinde süreç Amerika'nın kendi liderliğini tekrardan tesis etme süreci olan her alan bunu yapmaya çalışacak, yapabilecek bence çok zor. Çünkü 4 yılda çok şey kaybetti. Evet. Buradan son 10 dakikamız ama yine önemli gördüğüm bir başlık üzerinden yürüyelim istiyorum. Özellikle yayılmacı siyasete, Türkiye'nin yayılmacı işgalci siyasetine dönük destek üzerinden gidelim istiyorum. Şer Bey, sizinle devam edelim. Şimdi Avrupa'da çokça konuşulan konulardan biri de Türkiye'ye dönük silah satışı. Büyük paralar da dönüyor. Burada bir pazar var ve bu pazarı kaybetmek istemiyorlar. Zaman zaman da kamuoyu baskısı nedeniyle silah satışını önlemeye dönük kararlar alıyorlar. Ama diğer taraftan alttan alta bazı kararların nasıl ihlal edildiğini de gördük. Yani deyim yerindeyse devletler hile-i şer'iye yapıyorlar. A şirketi, B şirketine, B şirketi diğerine falan filan derken yine bakıyorsun hop o silahlar gitmiş Türkiye'ye ve yine Kürtlere karşı da ağır biçimde kullanılmış. İşgalin ve yayılmacılığın, özellikle Türkiye'nin sürdürdüğü işgal ve yayılmacılığın bu kadar açık destek görmesini neye bağlamak mümkün? Yani Avrupa'nın gerçekten bu işgal ve yayılmacılıkta kazancı ne? Diğer taraftan gerçekten çok büyük suçlar da işleniyor. Yani insanlık suçları işleniyor. Böylesi bir tabloyu gizlemedeki kazancı ne? Yani baştan şunu söylemek, zaten bütün o silahlar vesaire insan öldürmek için yapılıyor. Yani silah üzerinde, ismi bu yani. Yani sadece Kürtler değil, işte Orta Doğu'da, Afrika'da yani Batı'nın silahlarıyla defalarca katliamlar yapılmış, soykırımlar yapılmış vesaire. Yani maalesef insanlık Avrupa dahil şey olgunluğuna erişebilmiş filan değil. Tabii ki bu silahlar yapıldığı zaman yani insanlar ölecek. Ortada böyle bir durum var. Bu arada yayınımız bağlıyız ara değil mi? Şimdi bakın bu ambargo konusunda, silah ambargosu konusunda Türkiye'ye sembolik bir takım yaptırımlar oluyor. Sembolik düzeyde işte Serikani'ye saldırı olduğu zaman biliyorsunuz 9-10 ülke aralarında Almanya'nın da olduğu. Silah ambargosu dediler. Fakat bu gerçekçi şu açıdan değil. Türkiye bir NATO üyesi. NATO üyesi olan bütün ülkelerin yükümlülüğü var. Kendi bütçelerinin %2'sini her yıl silaha ayırmak durumundalar. Şimdi ortada böyle bir durum var. Mecburen %2'sini savunma harcaması yapacak. Silah alacak zaten. Hani
bazen hani talep yükseltiyoruz. Tabii keşke olsa, keşke o kadar ihlal, hani insan hakkı ihlali yapan, böyle açıktan katliamlar yapan bütün ülkelere keşke silahlar verilmese. Ama yani şimdi Amerika'ya silah verme diyoruz, en fazla kendisi öldürüyor yani. Ya da ne bileyim hani diğer ülkelere, yani birisi diğerinden daha iyi bir konumda değil ki bu açıdan. Ama biraz kamuoyu olduğu zaman hani bazı ülkelerde en azından sembolik düzeyde de olsa bazen zorlayıcı düzeyde de yaptırımlar olabiliyor. Ama Avrupa uyguluyor bir taraftan, ama İngiltere geçen sene 1 milyar dolar civarında silah satmış en nihayetinde Türkiye'ye. Ama NATO da zorunlu tutuyor zaten. Senin 1 trilyon dolar bütçen varsa sen bunun 20 milyar dolarını savunmaya zaten harcamak zorundasın. Silah almak zorundasın. NATO içerisindeki büyük kavgalardan bir tanesi bu. Mesela Almanya yapmıyor ama Türkiye NATO içerisinde kendi yükümlülüklerini, yani silah satın alma yükümlülüklerini yerine getiren ender ülkelerden bir tanesi yani. Evet, bu son birkaç yılda bunun üzerine de çıktı. %2'nin üzerine de çıktı. Şimdi Türkiye'nin yayılmacılığı konusunda da şöyle düşünmemek lazım. Yani Batı Türkiye'nin yayılmasını istemiyor falan değil. Bazı yerlerde istiyor, bazı yerlerde istemiyor. Mesela size bir örnek vereyim. Doğu Akdeniz'de istemiyor değil mi? Yunanistan, Kıbrıs, bakın neredeyse Fransa geldi, savaş gemilerini gönderdi bölgeye, biz buradayız dedi. Fakat Suriye'de, İdlib'de mesela İran ve Rusya'nın kazanmaması için Amerika açıktan destek veriyor. Jim Jeffrey bunu geçenlerde açıkladı mesela. Mesela yine Libya'da Amerika kalmak istemiyor ama Rusya'nın orada çok fazla zemin bulduğunu gördüğü zaman Türkiye'nin oraya Suriye'den insan götürmesine de göz yumuyor. Yani siz zannediyor musunuz ki Türkiye bunu tamamen kendi gücüne güvenerek yapıyor? Ya da Azerbaycan'a. Yani bir şekilde Rusya ve İran'la bölgede karşı karşıya gelinen bütün noktalarda örtük açık Batı'nın, NATO'nun, Amerika'nın desteğini alarak yol yürüyor. Zaten Avrupa'nın da Amerika'nın da mantığı şu. Biz o bölgede asker bulundurmak istemiyor muyuz? İstemiyoruz yoğunlukla. Kimse gelmek istemiyor. Rusya ve İran orada güçleneceğine en azından NATO ülkesi olan biz Türkiye'yi bir şekilde ikame etmenin yoluna bulalım. Yani bu yayılmacılığın emperyal boyutu var. Sadece Türkiye'yi de, ben hep bunu söylüyorum, mecliste de söyledim. Bazı operasyonlar için taşeron olarak da orada görevlendirmek isteyenler var. Şimdi böyle bir durumda en nihayetinde kendi çalıştığı, taşeron olarak gördüğü bir askeri yapıya silah da sunuyor. Dolayısıyla ilişkiler o açıdan çok karmaşık. Yani insan hakları, hukukun üstünlüğü vesaire, bu tür konular üzerinden, demokratik kamuoyundaki bu kaygılar üzerinden bu tür devletlerin adım atması bana gerçekten hiç gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu silahlar insan öldürmek için yapılıyor. Afganistan için de öyledir. İran'da, Orta Doğu'da veyahut da Kürdistan'da çok fazla fark etmiyor. Batı, hem Avrupa hem Amerika, Türkiye'nin yayılmacılığını, askeri maceralarını, askeri yatırımlarını ancak kendisine tehdit gördüğü noktada ambargo noktasına gidebilir ki F-500 mesela F-35'ten pat diye aldı çıkardı. Parasını da dahi geri vermedi yani. Hani bu biraz kendi çıkarlarıyla ilgili ama bu hiçbir zaman maalesef diyorum insan hakları demokrasi çerçevesinde hani bir değerlendirme maalesef olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da olmasını beklemek biraz naif olur diye düşünüyorum. Peki. Yücel, son 3-5 dakikamız. Belki bu son günlerde Almanya'da da tartışılan bir konuyu yayılmacılık üzerinden de sana sormak istiyorum. Şimdi Afrin'de Almanya'nın desteğiyle inşa edilen inşaatlar var, evler var. Bununla ilgili giden paraların da önemli bir çoğunluğunu Türkiye İHA denilen insani bilmem ne vakfı, ama esasen orada Türk istihbaratının tamamen bir yan kuruluşu gibi çalışan Selefist, Müslüman Kardeşler yanlısı cihadist bir örgüte aktarıyor. Şimdi bu kadar açık bir şekilde Almanya'nın paralarının böylesi bir örgüte gitmesi Alman basınına da yansıyor. Bir ses yok ama diğer taraftan özerk yönetme Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava'da özerk yönetme ise tamamen bir üstünü kapatma var. Yani gidip oradan bazı Alman vatandaşı
cihatçıları alıyor ama onları aldıktan sonra getirdiğinde özel yönetimin adını bile zikretme gereği duymuyor. Şimdi böylesi bir tabloda Almanya açısından bu çelişkiyi nasıl açıklamak mümkün? Doğrusu eğer çelişki ise bilmiyorum, sen ne dersin? Çelişki değil. Aslında Almanya kendi politikasına göre hareket ediyor. Birincisi tabii ki sığınmacıların mümkün olduğu kadar Avrupa'ya gelmemesi. Bu birinci görev ve Türkiye'de zaten bu konuda misyon biçti. Bütün maddi yardımlar bu çerçevede. Hatta sanırım Gaziantep'e gitti Merkel, o zaman Davutoğlu başbakanı götürdü, gezdirdi. Verin paraları, şu kadar şöyle güzel evler yapacağız dediler. Sonra Erdoğan bunu koridor olarak ifade etti. Almanya'da sığınmacı gelmediği takdirde benim maddi olarak size destek vermem bir sorunu yok. Bunu zaten defalarca ifade ettiler. Hatta sığınmacı anlaşması konusunda biliyorsunuz önceden para daha düşüktü. Sonra para önemli değil dediler. Arttırdılar. Yani bu açıdan Almanya'nın öncelikli politikası bu. Türkiye'de kalsın. Türkiye'de bize bekçilik görevini versin. Biz bunu yapalım. Ama genel olarak Türkiye'nin kendisi için bir yayılmacı güç olması, demin Şahar Bey söyledi, eğer kendi politikasına bağlı, kendisinin belirlemiş olduğu bir çerçevede yaparsa buna da destek verir. Ama Türkiye orada ilk başta Suriye'de rejim değişikliği konusunda hiç kimse Türkiye'nin yaptıklarına itiraz etmedi. Kapıların açılmasına, o dediği terör örgütünün adamı, insana gitmesine. Hepsi Türkiye'ye bir rol biçti ve Batı'nın Suriye'ye girecek olan ayağı olarak görüldü. Sonra işler değişince herkes yeni hesaplar yaptı. Sağda başka bir şey oldu ve Türkiye'de sonuçta Rusya ile birlikte hareket etme sürecine girdi. Yani denklem yeniden değişti. Ben günümüz koşullarında emperyalist devletler arasındaki çıkar çatışmasının bu denli arttığı bir dönemde Türkiye öncesine göre tabii ki sıradan bir ülke değil. Bunu görmemiz lazım. Artık kendisi aynı zamanda silah üretip satan bir ülke konumunda. Yani eski pozisyonuna göre daha güçlenmiş ve bölgede bir aktör olmak ülke pozisyonunda. Ama bu aktör olmak isterken de herkese bir rahatsızlık veriyor. Çünkü yeni yayılmacı politikayı siz ya başkentte yapamazsınız. Bu kadar biriktirdiğiniz askeri güçle dışarıdan almış olduğunuz bu kadar silahı müzeye koymak için yapmıyorsunuz. Birisine vurmak için, işte orada Kürtlere vurmak için, burada başka şeye vurmak için. Yani bunun bir planı var ve bunu Avrupa devletleri de biliyor aslında. Yani Kürt meselesi konusunda, demin söylediğiniz Rojava konusunda, ya basında yer alır Sırp, Rojava yönetimini resmi muhatap almamak için IŞİD'li Alman vatandaşlarını doğrudan almaya yanaşmıyor. Doğrudan aracı koyuyor sürekli. Alırsam ben bir aracıyla konuşayım. Ama aynı ülkede, bu ülkede yine yüz binlerce insan, bizim de katıldığımız, ya Kürtlerin orada IŞİD'e karşı vermiş olduğu mücadelenin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu, bunu hükümet yöneticileri de söyledi. Bunu dönemin Dışişleri Bakanları da söyledi. Ama mesele Kürtlerin olduğu alanları koruma olunca, gerçi biliyorsunuz ilk Afrin Türkiye'nin girişi sırasında Almanya tankların kullanılmaması konusunda, modernizasyonu konusunda bir ambargo uyguladı. 3-5 ay sonra Davutoğlu geldi, Zilma Gabriel'in evinde hep birlikte kahve içtiler, çay içtiler. Problem bitti dediler, biz silah satmaya devam edeceğiz dediler. Yani bizim planımız çerçevesinde siz hareket ederseniz ekonomik, siyasi, askeri destekte problem yok. Evet. Yeter ki bizim plan çerçevesinde. Türkiye ise kendi planları olan bir ülke aynı zamanda. Bunu hani eski denklem üzerinde değerli, ama bunun bugünkü koşullarda çok zor ve Erdoğan'ın bu açıdan izlemiş olduğu politikanın ne kadar tehlikeli Türkiye için, Türkiye halkları için ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Yani kendisi yarın başka bir şekilde gidip kurtulur ama bu ülkenin başına bir sorun haline getiriyor ve Türkiye'nin, evet, uluslararası arenadaki itibarı giderek zayıflamış durumda. Peki, programın sonuna geliyoruz ama ben son olarak şunu diyerek bitirmek istiyorum. Herkese elbette teşekkür edeyim. Değerli açıklamalardı ama bu geceki programdan benim algıladığım şu, dış dinamikler üzerinden bir özgürlük, bir demokrasi, bir kurtuluş gelmeyecek Türkiye. En nihayetinde ilaç Türkiye'de iç dinamiklerde ama görünen o, bu iç dinamiklerin en cesur, en direngen politikasını sürdüren de HDP'ye de bu anlamda büyük görev düşüyor.
Peki Sayın Şiar Özsoy ve Sayın Yücel Özdemir, ben her ikinize de programa katkılarınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Bir dahaki medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.